Kurumu'ndan selam. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Günün verisi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan konut Haziran ayına ilişkin konut satış rakamlarıydı. 119.413 adede ulaştı. Yıllık bazda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre konut sektöründe özellikle kredi faiz oranlarının etkisiyle de %22'nin üzerinde bir artış kaydetti. Peki bu sürdürülebilir mi? Sürdürebilecek mi konut sektörünü? Bunu konuşacağız. Bugün EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Berlens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi günün verisi sizin sektörden geldi. Kuşkusuz o zaman da iş dünyası konut sektörünü masaya dosyasını açalım mı? Ben hemen pozitif bir ayrımcılık yaparak Cansel Hanım'dan başlamak istiyorum. Veriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçtiğimiz aya göre kıyaslayacak olursak kısmi bir daralma söz konusu. Burada kuşkusuz Haziran ayında geçtiğimiz yıla göre artış olmasının herhalde en önemli etkenlerden biri de bugün Haziran ayına kadar uygulanan konut kredi faiz oranlarındaki kampanyaydı değil mi? Ne dersiniz? Sırf o mu etkiliydi? Önümüzdeki aylara ilişkin beklentiniz ne yönde şekilleniyor Cansel Hanım? Ramazan ayı olmasına rağmen her sene durgun geçirirdik. Kampanyalar nedeniyle ciddi hareketli bir ay geçirdik Haziran'da. Şu anda zaten Temmuz'a baktığınız zaman o beklenen durgunluğu Temmuz'da yaşıyoruz, Haziran durgunluğunu şu anda. O yüzden de Haziran ayını geçen seneye göre daha iyi geçirdik. Geçen sene aslında 97 bin küsur konut satılmıştı Haziran ayında. Bu sene 119 bin satıldı. Yani ciddi bir artış, %12 gibi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Peki önümüzdeki aylara ilişkin beklentiniz nedir sektörde? Çünkü kampanya da sona erdi. Kampanyanın etkisi özellikle Temmuz başta olmak üzere diğer aylarda hız kesmesine neden olur mu satışların? Kampanya ile bağlı değil de yaz döneminin getirdiği mutlaka bir rehavet olur gayrimenkul sektöründe. Ben bu geciken rehaveti Temmuz'da ve Ağustos'ta yaşayacağımızı açıkçası düşünüyorum. Siz ne dersiniz Hamit Bey? Öncelikle rakamı değerlendirir mi? Haziran ayında geçtiğimiz yıla kıyasla %22'lik bir artış sergiledi sektör. Sektörün performansını nasıl görüyorsunuz? Şöyle bir 6 aylık bir değerlendirmeyle iyi bakalım mı? Çünkü önümüzü de analiz etmek açısından daha sağlıklı olacaktır değil mi? Evet. Ocak ayı başa başta Şubat, Mart, Nisan eksiyle kapattı. Mayıs'taki en büyük artış, Mayıs ve Haziran'daki artışın sebebi, Mayıs'ta kısmi bir artış ama Haziran'da %22'nin üstüne bir artış, Türkiye genelinde artışın olmasının sebebi, Mayıs'ta devletin, hükümetin 0.98'e çekmesi, sektör oyuncularının da bir araya gelerek %20 düşürerek fiyat kampanyasında 0.98 %20 katkı sağladığı zaman satış Mayıs 15'ten sonra ve Haziran ayı içerisinde gerçekten biz demir inşaat olarak, bizde de sektördeki diğer arkadaşlarda da satışlarımız çok iyi gitti. Yani satış ofislerinde kuyruklar oluşmaya başladı. Faiz oranı kesinlikle çok büyük bir etkendi. O yüzden bu artışlar oldu. Baktığınız zaman geriye dönük 6 ayda ipotekli satışlar genel olarak Mayıs-Haziran ayında ipotekli satışlar artmasına rağmen %20'nin üzerinde bir düşüş var. Ama biz Mayıs-Haziran'dan önce 100 baz aldığımız zaman %35, %40'ı peşin olursa %45'i senetli oluyordu. %19 ile %20 arası ipotekli satışlar oluyordu. Bizim kendi sektörümüzdeki, kendi demir inşaatı olarak Mayıs ve Haziran'da ipotekli satış oranı %60'ın üstüne çıktı. Neden? İşte devlet bankaları, 4 bankanın faiz oranlarını düşürmesi nedeniyle, 0.98'e düşürmesi nedeniyle vatandaş, bekleyen bir vatandaş faizin daha da yükseleceğini düşünerek bir alıma geçti. Faiz oranları 0.98 opsiyonu bittikten sonra bıçak sırtı gibi de ipotekli satış, kredili satışlar durdu. Bizim 6 ay değerlendirdiğimiz zaman, geriye baktığımız 6 ay değerlendirdiğimiz zaman, evet Mayıs-Haziran'da bir artış oldu ama 6 ayda total olarak yabancı satışın artışı %20'lerin üstüne çıktı ama yerli satış yine ekside gidiyor. Evet. İkinci elde de sıfırda da ekside gidiyor. Yani bugün 6 ayı değerlendirdiğim zaman 2016 2017'den çok iyiydi. 2017'de 2018'den iyiydi. O yüzden 2016'nın, ben bunu şunu söylüyorum, 2016'nın sıkıntılarını 2017'de hafif geçirdik, 2018'de biraz daha hissederek geçirdik. Ama inşallah erken seçimin olması, hükümetin kurulması, Cumhurbaşkanlığımızın
devlet bakanlığının başkanlığının kurulması nedeniyle ben önümüzdeki Temmuz, Ağustos biraz belki durağan geçecektir ama Eylül, Ekim, Kasım gibi yine bir hareketlenme başlayacaktır ve devamı da gelecektir. Ama en büyük etken ne olursa olsun faiz oranı. Evet biz 1.9'la, 1.7'yle, 1.8'le krediler sattık zamanında. Ama vatandaş 0.80'lerle kredi almayı öğrendi geçtiğimiz yıllarda. O yüzden artık 0.80, 0.1'in altındaki bir faiz, birin üstündeki farkla çok büyük bir etki yapıyor. Vatandaş hep bu ülkede 0.80'e düştüyse bir gün yine düşecek düşüncesiyle alımlarını biraz öteliyor. Ama burada vatandaş da yanılıyor. Evet. Mert Bey, özellikle konut satın almada en önemli etkenlerden biri de o psikolojik sınır bir değil mi faiz oranlarının? Peki şimdi en önemli etken Haziran'daki %22'lik artışı sağlayan özellikle Cansel Hanım ve Hamit Bey konut kredi faiz oranlarındaki o kampanyaydı dedi. Siz nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki aylara ilişkin beklenti ne yönde şekilleniyor? Tabii konut satışları dönemsel olarak hızlanır. Cansel Hanım'ın da söylediği gibi. Örneğin Şubat'ta Ramazan ayına kadar olan bölümde daha fazla satışlar olur. Yaz aylarında ise satışlar biraz daha bir nevi yavaşlar. Bunu aslında genel olarak resme bakarsak 2016 yılında yaklaşık 1 milyon 350 bin adet konut satıldığını görüyoruz. Bunun yaklaşık 650 bin adet yeni konut satışı olarak gerçekleştirilmişti. 2017'de bunun üzerine koyarak yaklaşık 1 milyon 410 bin adet konut satıldı. 2018'in ilk 6 ayında 2017'nin biraz gerisinde gitsek de o halin de kalkmasıyla tekrar yeni kampanyaların da gündeme gelmesiyle konut sektöründeki hareketliğin ben devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü genç bir nüfusa sahibiz. Ülkemizde bir deprem riski söz konusu. Şehirleşmelerimizin çoğu fay hatları üzerinde yer alıyor. O yüzden konut sektöründeki hareketlilik ve bu dönüşüm devam edeceğine inanıyorum. Cansel Hanım, şimdi izleyicilerimizin en çok merak ettiği konulardan kuşkusuz biri konut kredi faiz oranları ve beraberinde de konut fiyatları. Bunu sormak istiyorum. Yılın geri kalanına dair sizin bu iki kalemde beklentiniz nedir? Şimdi konut maliyetlerine bakmak istiyorum ben ilk önce. Hani izleyicilerde şey beklentisi olabilir, fiyatlar düşer, daha düşer vesaire gibi. Şimdi şu anda markalı konut bakıyorsanız eğer, markalı konutlarda maliyetler %20-22 civarında zaten yükseldi. Çünkü inşaat maliyetleri ve işçilik maliyeti yükseldi enflasyonla beraber. Dolayısıyla maliyet yükselen bir ortamda markalı konutun, yeni markalı konutun aynı fiyatlarda üretilmesi mümkün değil. Eldeki stoğa baktığımızda da bu fiyatlar oldukça geriye gitti. Zaten artık neredeyse üreticiler zararına satıyor durumdalar. Biraz kendileri sübvanse ediyor, biraz kampanyalarla sübvanse ediliyor ama günün sonunda maliyette sınıra dayanmış durumdalar. O yüzden hani gayrimenkul fiyatlarında markalı konutta çok da daha fazla geriye gidebilecek marjları kalmadı. Ama ikinci elde ciddi bir durgunluk var. Onu görüyoruz piyasada. Özellikle Temmuz ayında, Haziran'da o kadar görmedik. Efendim? O neden kaynaklanıyor? Ben biraz burada tüketici güven endeksine bakmak istiyorum. Yani tüketici güven endeksi bir miktar düşük geçen seneye göre. Para harcama ve yatırım yapma isteğiyle ilgisi var bunun da. Dolayısıyla burada bir güvenin biraz artması lazım. Tabii o hal bunda etkili olacaktır bir miktar. Ve piyasanın da biraz döngüsünün devam etmesi lazım. Nereden bakarsak bakalım yine yaz, yani rehavet aylarının geçmesi lazım Temmuz Ağustos ayının. Ancak Eylül'den sonra daha ciddi tahminlerde bulunabiliriz. Hükümet kuruldu, işte bakanlıklar yerlerine oturacak, kararlar alacaklar. Gayrimenkul sektöründe de bir takım yapısal düzenlemelere ihtiyaçlar var. Onlar da yapılırsa sektörümüzün Eylül'den itibaren toparlanmaya gitmesi mümkün diye düşünüyorum. Peki Hamit Bey, özellikle şimdi yeni bakanın sektörden birinin olması, sektörde belki önümüzdeki dönemde alınacak tedbirler ve yol haritasının çizimi noktasında belki karar sürecinin hızlanması noktasında bir avantaj sağlar mı? Kesinlikle. Bundan önceki bakanımız Mehmet Özel Seki de yıllardır belediyecilik yaptığı için sektörü çok iyi biliyordu. Sağ olsun sektöre ve ülkeye çok büyük katkılar oldu. Yeni bakanımız emlak konutun başında olması nedeniyle konut sektöründeki arkadaşların sıkıntılarını ve problemlerini çok iyi bilen bir arkadaşımız. Çünkü kendi de aynı problemleri yaşamış. Evet. Şimdi bakanlığın koltuğuna oturur oturmaz inanın ilk sorunu masaya yatırdığı şey
konut sektörünün gelecekteki sıkıntıları, problemleri önünde neler olur? Bugün konut sektörü, evet, 2013'ten sonraki konut sektörüne sanayicilerin de fabrikalarını yıkarak konut sektörüne girmesi nedeniyle konut sektöründe sektör oyuncuları çok arttı. Ama görüyoruz ki bugünlerde Nisan, Mayıs, Haziran'a baktığınız zaman 2016, 2017, 2015'te günde lasman günü bulamadığımız, günde 2, 3, 4, 5 lasman yapılan günler olduğu günler varken bugün lasmanlar yok. Sektöre sonradan giren oyuncular yavaş yavaş, biraz önce Cansu Hanım'ın dediği gibi de, kar marjlarının minimuma düşmesi nedeniyle, kar marjlarının olmaması nedeniyle sektörden çekilmeye başladılar. Çekilme nedeniyle de bu önümüzdeki yıllarda ben şunu söylüyorum. Sektörde bugün inşaat malzemelerine gelen zam demirle diğerlerine eklediğin zaman %30'ların üzerinde. Ama biz sektör oyuncuları konut fiyatlarını artırmadık. Artırmadığımız için şu an inanın bırakın karı cebimizden harcayarak üretiyoruz ve vatandaşa satıyoruz. Biraz önce dedim ki alıcı yanılıyor. Alıcının yanılmasının sebebi bu. Bugün arz fazlası var diyoruz. Bu faiz 0.98 ile de ve yabancının Türkiye'ye ilgi ve alakası nedeniyle de arz fazlası da eridi. Çok fazla kalmadı. Bitmiş konutlarda kalmadı. Önümüzdeki yıllarda sektör oyuncuları da yavaş yavaş ufalmaya gidecektir. Kendi yani 3 proje yapacaklar. Doğal bir seleksiyon olacak. Tabii ki olacaktır. 2019, 2020, 2021'de konut alıcıları bugünkü fiyatların %50 üstüne bilene konut alamayacaklardır. Çünkü neden? Sektör piyasası önümüz açıldığı zaman biz hep cebimizde harcayacak veya kendi sermayemizi sıfırlayacak durumda değiliz. İster istemez bu sektör oyuncuları konutların üzerine üretmiş oldukları konutların üzerine bir fiyat artışı koyacaklar. Ancak arsa fiyatları düşerse bu fiyat sübvanse edilebilir durumda aslında. Ama arsa fiyatları da düşmez çünkü İstanbul içerisinde arsa kalmadı. Kentsel dönüşümü şu bu. Bunlarla beraber İstanbul dışına da çıkarsanız bu. O yüzden önümüz konut alıcısı faizlerin yüksek, ben şu an konut almayayım, konut alımını biraz öteleyeyim, sonraki süreçte konutu daha uygun alırım demesin. Bugün konut alsın, aldığı zaman bankadaki garantör bankalarda nedir? Bugün konut alıyor, faiz indiği zaman bir yapılandırmaya girerek faiz oranını geri çekme imkanı var. Ama bir sene sonra %25, %30, %40 konuta zam geldiğinde hiçbir sektör oyuncusu o zamı geriye getiremez. Ben o yüzden konut alıcısı yanılmasın. Konut ihtiyacı olan özellikle de oturumcu, yatırımcı değil, oturumcunun tam konut alma dönemi. Fiyatlar çünkü çok dip rakamlarda. Peki yılın geri kalanına dair sektör olarak büyüme, satış ve karlılık açısından nasıl bir perspektifte görüyorsunuz Samit Bey? Biz bu sene çok bir karlılık görmüyoruz. Çünkü biraz önce arkadaşlarımızın söylediklerine göre zaten Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos genelde durağan geçer. Biz Haziran'ı kampanyalar nedeniyle iyi geçirdik. Ama Temmuz, Ağustos biraz durağan geçer. Eylül ayı itibariyle artış başlar. Hükümetin kurulması, bakanlıkların oturulması, faiz oranı, enflasyonun biraz düşüşüyle beraber, faiz oranlarının gerilemesiyle beraber konut satışları yine aktif hale, artışa geçer. Ben Eylül, Ekim, Kasım'la beraber geriye dönük baktığınız zaman 6 ayda eksi 1'lerdeysek de ben bunun başa baş geçeceğini artı 1 ile de kapatabileceğimizi düşünüyorum. Ben ülkemin geleceğini çok iyi görüyorum. Çünkü biz sıkıntıları geride bıraktık. İnşallah tabii ki sıkıntısız hiçbir sancısız doğum olmaz tabiriyle sıkıntısız hiçbir şey olmaz. Ama önümüzdeki günlerde bakanlıkların oturmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ben çok güzel şeyler, olağanüstü halin kalkmasıyla da çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Bizim için Avrupalı'nın gelmesi gelmiyor. Şu an Orta Doğu'da baktığınız zaman geri 6 aylık dönemde %22'nin üstünde bir artış var alımda. Ve bu alım da hep bitmiş konutlardan. Yani proje bazlı değil de bitmiş şu an teslim olan konutlardan satış oldu. Bu da ne oldu? İster istemez arz fazlasını eritmiş oldu. Bir de Avrupalı'nın olağanüstü halin kalkmasıyla Avrupalı'nın
konutu, ticari alanları veya sanayi kısmında yatırım amaçlı geldiklerinde ben Türkiye'de güzel şeyler olacağına inanıyorum. Mert Bey, siz ne dersiniz? Özellikle sektörel büyümekarlık ve satış cephesinden nasıl bir ikinci yarı bekliyorsunuz? İkinci yarı yıldan bizim beklentimiz çok fazla. Öncelikle Haziran ayında yaklaşık 2500 adet yabancı konut satışı olduğunu görüyoruz. İstanbul dünyanın en büyük 15 metropolünden biri. Fakat bu 15 metropoldeki metrekare birim fiyatlarını karşılaştırdığınız zaman 40 bin dolardan 3 bin dolara kadar bir seviye görüyorsunuz. İstanbul'da 15. sırada yer alıyor. O yüzden bizim aslında hak ettiği değerde değil buradaki birim metrekare fiyatlarımız diyebiliriz. Dediğim gibi olağanüstü halin kalkmasıyla bizim daha yurt dışında bir iyi PR çalışmaları ile birlikte buradaki konut satışını yabancılarla değerlendireceğimizi düşünüyorum. Sektörel olarak da Eylül ayından sonra yapılacak olan yeni kampanyalarla birlikte beklenti olan düşen faiz oranları olduğu takdirde de satışların üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Can Hanım, sizden alacağım sektörün performansını, hani satış kağıt ve büyüme olarak bakacak olursak siz nasıl özetlersiniz bu önümüzdeki son 5 ayı? Bence sektörün biraz kendine şekil düzen vermesi lazım. Yani ben tabii üretici tarafta biraz değilim. Biraz açalım mı? Yani mesela sıkıntılar var, yapısal sıkıntılar. KDV karışıklıkları mesela, alım satım vergilerinin yükseklikleri gibi. Yani biraz yapısal sorunlarımız var sektörde. Bu sorunları çözmemiz lazımdı zaten bu döneme girmeden önce. Şimdi madem döneme girmeden çözemedik, bundan sonra çözmemiz lazım. %1, %8, %18 KDV'ler özellikle yeni konut üreticisinde büyük yükler bunlar. KDV iadeleri, prosedürlerinin uzunluğu vesaire gibi. Zaten kâr etmeyen bir sektörün daha çok sıkıntısı oluyor böyle bir durumda. Bunların halledilmesi lazım. Yapısal sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Tabii bir tek konut bazında da bakmamak lazım. Yani gayrimenkul sektörü dediğimiz zaman diğer segmentler de işin içine giriyor. Mesela otelcilik sektörüne baktığımızda işlerin çok güzel gittiğini görüyoruz. 2015 lira doluluklarına geldik neredeyse. Fiyat olarak gelemedik gerçi. Hala fiyatlar geride İstanbul'da ama yine de yükseldi. Bu da çok ümit verici. Çünkü 2015 senesinin rakamları çok iyiydi. %70 doluluklardayız şu anda. Bu diğer segmentleri de, gayrimenkulün diğer segmentlerini de hareketlendiriyor. Otellerin dolu olması demek, işte ticarette alışveriş merkezlerinin, turizm alanlarının dolu olması demek. Bu da para akışını getiren bir faktör. Dolayısıyla bu bizim için iyi bir sinyal. Bunun sonuçlarını da yılın ikinci yarısında daha iyi görürüz. Konutta ben çok... Ticari cephede nasıl? Şimdi turizmdeki toparlanma kuşkusuz önümüzdeki dönemde yatırımlar olarak dönmesini bekliyorum dediniz. Peki ticari alan da çok önemli. Bu aslında biraz ülkedeki hani ekonomik ticari faaliyetin de göstergesi kapsamındadır. Doğru. Ticari alanlardaki kapasite nasıl? Orada stok birikmesi oldu mu yoksa? Bunu da biraz bakalım mı? Ofiste kesinlikle bir stok birikmesi var. Zaten hani yıllardır ben söylüyorum, yazıyorum. 3 milyon metrekare ofisi kaldıracak bir ticari ihtiyaç yok İstanbul'da. Önümüzdeki 10 yılın stoğunu ürettik. Dolayısıyla hani orada çok da şaşırmamız gerekmiyor. Yani hepimizin bildiği bir gerçek var. Onun erimesi biraz vakit alacak zaten. Biraz sekteye doğru da daha da uzayacak. Yani 5 ile 10 yıl arasından önce eriyeceğini düşünmüyorum gerçekçi olarak söylemek gerekirse. O denli bir stok birikti. Ama bu yeni değil ki, yani 5 yıldır konuşuyoruz. Hani bu dönemde bu stok niye birikti diyeceğimiz bir durum yok. Yıllardır yazıyoruz, çiziyoruz. Ama biz konut geliştiricilerine zaman sorsak hiçbir şekilde böyle bir şişme olduğunu söylemiyorlardı. Ama konutta şişme diye değerlendirmek ticari çok yanlış. Yani. Ticari alan diye kastettiğim ofisler çok aslında. Anlamda. Tabii ofis ki. Ofis. Yani konutçular ayrı, ofisçileri ayrı değerlendirmek lazım. Ofis daha karlı gördükleri için ofise aslında yatırım yapmak istediler ama biz o sırada hani danışmanlar olarak söyledik, yani çok fazla stok geliyor. Yani 3-3,5 milyon stok çok büyük bir rakam. Hani durun aman yapmayın falan dedik ama tabii diğer sektörlerden giren, özellikle sanayi ve tekstil alanlarından inşaata girenler farklı bakıyorlar. Her şey Excel tablolarında durduğu gibi durmuyor. O konuda da bir düzenleme yani. İhtiyaç var değil mi? Hani sektörde herkesin oyuncu olduğu bir noktada bir süre sonra o sektörde sağlıksız bir büyüme oluyor. Bugün kuaför dükkanı açmak isteseniz sertifikanız olması lazım. Tabii ki. Müteahhit olmak isteseniz yarın ikimiz gidip bir şirket kurup müteahhit olabiliriz. Böyle bir düzen olmamalı. Yani yapısal sektör problemleri dediğim şeyler bunlar. Belki sizler bunları söylemiyorsunuz ama ben bu taraftan, yani yatırımcıyı, danışmanı ya da son kullanıcı tarafından baktığımda bunları yapısal sorunlar olarak görüyorum.
bilmiyorum. Yani bugün manikürcü, pedikürcü olamıyorsunuz, kuaför olamıyorsunuz, bakkal olamıyorsunuz ama müteahhit oluyorsunuz. Yani böyle bir durum olamaz. Yani sertifikası olması lazım, belli iş bitirme belgelerinin, belli projeleri yapabilme yetkisi olması lazım. Bugün 5000 konutluk projeye giriyor bir bakıyorsunuz bir müteahhit. Daha önce hayatında hiç yani 5 katlı inşaat bile yapmamış. Şimdi böyle bir sistem olmamalı. Yani çok başı boş kalmış oluyor. Açıkçası yeni bakanımızdan ben çok şeyler bekliyorum. Güzel şeyler bekliyorum. Sektörden biri olması bununla çok sevindirici. Bununla ilgili için beraber bir araya girip istişare düşünülüyor mu? Sayın Bakanımıza belki bu bakanımız yöndeki hemen çağırdı zaten ilgili dernekleri. 3 büyük derneği. Cumartesi gün toplantı yapıldı. Görüşleri istedi. Görüşlerinizi çok aktardınız mı? Evet, kendisinin yaklaşımı nasıl oldu? Yani genel olarak çok pozitif. Zaten sektörün içinden hepimizin de sevdiği bir insandır. Dolayısıyla hani bizim çok büyük beklentilerimiz var. Özellikle bu konuyla ilgili hani herkesin oyuncu olduğu ve bu hep konuşulan bir konu. Yeni bir konu olmadığı için hani bu daha uzun vadeli sorun, daha kısa sorun. Yani sorunları biraz bölmek lazım. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli diye. Yani kısa vadeliler hemen para piyasalarını ve gayrimenkul piyasasını harekete geçirecek şeyler. Ortalar daha yapısal düzenlemeler, uzun vadeler daha uzun sürede sonuç alacağımız düzenlemeler. Dolayısıyla hani ben iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Peki toplantıdan hani sizi de yakalamışken cumartesi günü bakanımızla ben katılmadım o yüzden ben orada olmadığım için bir şey söylemiyorum. Burada bulunanlardan var mıydın siz? Yok orada Konutler, İyoder ve İyoder 3 başkanı çağırmıştı. Başkanlarımız gitti. Yaklaşık 3-4 saat bir istişare yaptılar. Neler önümüzdeki günlerde. Şimdi en önemlisi şu, bir bakanın koltuğuna otur oturmaz sektör temsilcilerini çağırıp sektörün sorunlarıyla ilgilenmesi bizim için müthiş bir şey. Müthiş. Gelecek için müthiş bir şey. Biraz önce Cansu Hanım dedi ticari yönler. Evet ticari yön sadece ofis değil. Ticari yönlerde dükkanlar da boşalmaya başladı. Boş var. Satış, ticari yönlerde satış durağan gidiyor. Konut satışları evet hız kazandı, arttı. Ama ticari yönlerde çünkü insanlar önce oturacağı alanlar barınacağını. Evet. Sonraki süreçte ticaret. Ticarette nedir? Bir konutun varsa ikinci bir ticari alan veya kira getirisi olsun veya bir yer açmak için. Şu an ticari alanlarda ve ofis alanlarında kiralık devraları çok arttı. Konut oturum alanlarda, konut meskenlerde değil ama ticari alanlarda bu arttı. Ama ben şuna 10 senede değil, Türkiye'de işler düzeldiği zaman Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı, sabah 5'te uçağa uçurdu. Biz Türk milleti olarak çok çabuk toparlanan, geleceğe çok pozitif bakan bir milletiz. O yüzden ben Türkiye'de önümüzdeki günlerde çok güzel şeyler olacaktı. 1-2 sene içerisinde de Türkiye belirli bir noktaya gelecektir ve yine şahlanacaktır. Evet sektörümüzde sonradan sektöre katılan irili ufaklı çok arkadaşımız var. Sektör oyuncularına da zarar verdi. Demir inşaat olarak biz 35 senelik bir firmayız. Bizim işimiz konut üretmek. İşimiz başka işimiz yok. Sadece konut üretmek. En büyük sıkıntı zamanında Ali Babacan bunu söylerken biz hep kulak arkası ettik. Dedi ki sanayici fabrikasını yıkarak konuta girmesin. Lütfen. Ama kimse buna kulak açmadı. Hep kulak arkası attık. Biz bugün bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Sektör oyuncularına baktığınız zaman irili ufaklı, evet 5 kat bir bina yapmamış bir insan birden 3000 konuta, 2000 konuta, 1000 konuta girdi. Ne oldu? Sektörü bilmiyor, piyasayı bilmiyor. Sektör, sanayide kazandığı parayı oradan da çok daha fazla kazanacağını düşünüyor. Ayaklı, ben hep şunu derim, ayaklı kar dağıtıcılar vardır. Gelir bir hesap yapar, işte şu kadar proje üretirsin, bu kadar konut çıkar. Bu kadar satış yaparsın, bu kadar elinde para kalır. Bunlara da analizler yapmayarak, biz Türk milleti olarak çok analizi sevmeyiz, çok araştırmayı sevmeyiz. Maalesef. Önümüze bir kağıt geldiğinde bakarız ve karar veririz. O kararın sancılarını da sonra çekeriz. O yüzden de böyle sektöre girmeleri nedeniyle sektörde bir arz fazlası ister istemez oluştu. Ama bu dönemde bu kampanyalarla faizlerin düşmesiyle beraber arz özellikle de bitmiş konutlarda biraz eridi, düştü. Ama önümüzdeki günlerde tabii ki projeler de oluyor. Şu an sektör oyuncularının çoğu, sonra da yine arkadaşlarımızın çoğu ister istemez çekilecektir. Gerçek sektör oyuncuları kalacaktır. Evet belki biraz 3 lastmana çıkmayacaklar, 1 ile 2 ile çıkacaktır. Önümüzdeki yıllarda sektörün gerçek oyuncuları yine güzel işler yapacaktır. Güzel paralar kazanacaktır.
topluma güzel hizmetler yapacaktır. Ama bu geçiş dönemi bu sene ne yaparsak yapalım bu 1-2 ayımız biraz daha sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor. Peki Mert Bey, şimdi İstanbul dediğiniz zaman İstanbul'da altyapımları işte metro olmak üzere diğer yanda büyük yatırımlar da devam ediyor. 3. havalimanı gibi. Bu kapsamında da değerlendirecek olursak İstanbul genelinde değerlenmesi en çok artmasını beklediğiniz bölgeler nereleri ve gerek barınma gerek yatırım amaçlı alacak olanları neler tavsiye edersiniz? Öncelikle ulaşım akslarına yakınlığıyla olan ilçeler ön plana çıkacaktır İstanbul'da. Bunu da Anadolu ve Avrupa yakası olarak ayırırsak Anadolu yakasında Pendik bölgesi. Bildiğiniz üzere 1.3 milyar dolara Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pist ihalesi yapıldı. Havalimanının kapasitesi 35 milyondan 70 milyona çıkması planlanıyor 2 sene içerisinde. Bu da şu anki Atatürk Havalimanı'nın kapasitesine eşit. Bunun yanı sıra bölgede teknopark yapılanması var. Bu da Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Adası ortaklığında yürütülen bir proje. Yerli ve yabancı firmalar KDV muafiyetlerine sahipler. Çalışanların sigorta primleri Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. O yüzden önümüzdeki 3 sene içerisinde yaklaşık 150 bin beyaz yakalının bölgeye taşınması öngörülüyor. Bunun yanı sıra 2019 planları dahilinde bölgede metro ihalesi de yapıldı. Artık Sabiha Gökçen Havalimanı'nda metro ile de ulaşabileceksiniz. 2020'de açılması planlanıyor bunun da. Avrupa yakasında bakınca dediğiniz gibi 3. havalimanı Kanal İstanbul projesinin geliştiği bölgeler olan Çatalca bölgesi, Arnavutköy, Beylikdüzü bölgelerinde de nitelikli konut projelerini bulmak mümkün. Yani nitelikli konut projesinden kastımız aslında yeşil alanlarının olduğu, insanların nefes alabildiği, kapalı otoparkların bulunduğu çok amaçlı projeler. Bu bölgelerde yatırım potansiyeli çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Cansel Hanım, size de soracağım ama öncesinde kısa bir ara diyelim mi? Tabii. Hadi soluklanalım. Aranın ardından yeniden sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. İstanbul içerisinde ve İstanbul dışında özellikle değerlenmeler en hızlı nerede olacak? Bunu konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Never thought I'd meet a dream and she'd kiss me goodnight. Türk Telekom cebinde. Bu ne sıcak ya? Esmiyor. Hava esmiyor, tarifen kesmiyor mu? Renkli tarifelerde 1000 dakika ve 1000 SMS'li 3 GB 23 lira, 6 GB 29 lira, 10 GB 37 lira, 15 GB 47 lira. Türk Telekom'a gel, internette senin rüzgarın esin. Türk Telekom. Genç Ahmet aldı pası, daldı çığlığa. Tişörtlere doğru ilerliyor. Mükemmel bir hareket. Sağından atıp solundan geçti. Üst üste iki güzel hareket birden. Pozisyon net %50 indirim ve 12 taksit. Alırsa gol olur ve gol! Almak istiyorum sayın seyirciler. Almak istiyorum. Çığlığı. Sigorta eksperi hasarın tespitinde tarafsız ve bağımsızdır. Taraflara eşit mesafede durur, eksper sayesinde hak yerini bulur. İhtiyaç anında sigorta eksperinizi seçebileceğinizi biliyor muydunuz? Küresel finans merkezlerine canlı bağlantılarla anlık piyasa yorumları. Amerika'da son gelişmeler neler? Dolar gücünü korumaya devam ediyor. Gökhan Şen, İstanbul, Londra, New York hattı üzerinden finansal piyasaların gününü takip ediyor. Haberleri en hızlı, en doğru şekilde, en derin bir şekilde vermeye, aktarmaya çalışacağız. Nereye, nelere, nasıl, ne zaman yatırım yapmalı? Finans merkezinde piyasaların seyrini etkileyen her konu, sıra dışı analizler ve özgün yorumlarla ekrana taşınıyor. Finans Merkezi hafta içi her gün 16'da Bloomberg TV'de. İş dünyasını yeniden
yeniden hoş geldiniz. Türkiye'nin dinamik sektörlerinden konut gayrimenkul sektörünü konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, geçtiğimiz yıl oranla %22'lik konut kredi faiz oranlarındaki kampanyayla rüzgarıyla beraber bir artış sağlandı. Ancak aylık bazda baktığımızda pek de sektörün istediği rakamlara henüz ulaşamadı. Sektör temsilcileri öyle söylüyor. Peki değerlenme cephesinde tablo nasıl? Biraz da ona bakalım. Önce İstanbul diyelim mi Cansel Hanım? İstanbul'da özellikle hangi bölgelerde hızlı değerlenme var? Ve ben İstanbul dışına da bakmak istiyorum. Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Şimdi tabii Türkiye İstanbul'dan ibaret değil ama satışın %30'u burada oluyor. Onun için önce İstanbul'a başlıyoruz. Aslında İstanbul bütün dinamiğin kalbi. Erişilebilir konut her zaman için aslında ilk insanların ihtiyacı olan şey o. Türkiye'de son 3 yıllık istatistiklere baktığınızda görüyorsunuz ki ortalama uzuyor, kısalıyor ama 110 bin konut el değiştiriyor ayda. Bu 110 bin konutun da neredeyse yarısından fazlası aslında eski konutlar. Yani ilk defa tapu işlemi görmüş değil de daha farklı birden fazla kez satılmış eski konutlardan devam ediyor. İstanbul bazında baktığımızda hani aslında fiyatların çok da yükselmediğini görüyoruz. Yani düştüğü ve gerilediği bölgeler var. Örneğin açalım mı? Şöyle hani genel olarak elinizde varsa. Elimde şu anda değil ama hani aklımda olanlardan bahsedeyim. Mesela Beylikdüzü, Pendik gibi bölgelerde fiyatlar daha pozitif eğilim içerisinde. Seyrantepe, Göktürk gibi bölgelerde. Onun dışında Esenyurt gibi bölgelerde ise inişte. Bu bir erişilebilir konut, iki ulaşımla ilgisi var. Türkiye geneline baktığımızda ise İzmir'in rantının arttığını görüyoruz. Yani İzmir'de pozitif bir gelişme var. Otobanın yapılıyor olması herhalde etkili oldu değil mi? Otoban, iklim, mimar planlarının birkaç sene önce aktif hale gelmesi yıllardır bekliyordu. Yeni yatırımcıların gitmesi, ekonominin biraz daha iyiye gitmesi, göç alması gibi pozitif etkenler İzmir'i hareketlendirdi. Biraz da İstanbul'un trafik karmaşası, altyapı problemleri de İstanbul'dan insanları göçe zorlar hale geldi gibi. Çok sık duyuyorum özellikle değil mi? Diye düşünüyorum. Çok bir Ege'ye kaçış var. 15 milyon bir nüfus, çok büyük bir nüfus. Ciddi bir kozmopolit bir şehir haline geliyor. Ankara'da da İstanbul'a göre biraz daha pozitif hareketler baktığımızda hani bu üç büyük şehir genelinde en iyi görünen yine İzmir diye düşünebiliriz. Peki Hamit Bey siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle İstanbul içerisiyle başlayalım. Şimdi İstanbul değerlenme cephesinde İstanbul içerisinde 3000 ile 5000 arası 6000 TL arası olan bölgeler iş yaptı. Hele de biraz daha düşük, biraz önce Cansu Hanım dediği gibi Esenyurt ikinci elde ve sıfırda fiyatlar düşük olduğu için bu Mayıs-Haziran ayındaki en büyük satış payını o bölge aldı. Ha, Esenyurt'ta fiyatlar evet biraz durağanlaştı, düşük var. Beylikdüzü, Seyrantepe, Göktürk, Kemer, Bugaz bu bölgelerde, Avcılar bu bölgelerde bir artış var bu tarafta. Karşıda da Pendik, Kurtköy, Çekmeköy, Çengelköy o bölgelerde bir artış olacaktır. Ama önümüzdeki günlerde tabii ki Esenyurt'taki konut stoku bittikçe konut üretimi de olmayacaktır. Çünkü çok yerde kalmadı. Üçüncü havaalanına yakın olması nedeniyle Beylikdüzü, Büyükçekmece biraz daha oranın Arnavutköy o bölgenin randı artacaktır. Ama 8000'in ve 10000'in üzerindeki konut üretici bölgelerde satışlar çok durağanlaştı. Geriye gidiyor. 0.98 tabii onlardan da faydalanamadılar. Çünkü üst limit 500 bin TL'ydi. 500 bin TL olması nedeniyle de onlardan da faydalanamadılar. Ama önümüzdeki günlerde, aylarda kentsel dönüşüm, şehir içerisindeki kentsel dönüşümlerde başarılı olamazsak biraz daha kıyı bölgeler artacaktır. İzmir'in artışı, evet İzmir'de yıllardır kapalı bir kutuydu. İmar planları geçmiyordu. Dışarıdan çok müteahhit almıyordu ama İki senedir İstanbul sektöründeki müteahhit arkadaşlarımızın İzmir'e gitmesi, emlak konutu, TOKİ'nin de destek olması nedeniyle İzmir'de bir hareketlik başladı. Yalnız İzmir'de görünmeyen bir tehlike de var. İzmir'in altyapıları, yolların hepsi gecekondulara göre yapılmış bir şehir. Ben İzmir'i çok iyi bilirim. İzmir'de de iki tane arazimiz var. Bir Gaziemir'de, bir tane de Bayraklı'da. Proje çalışmalarında devam ediyoruz. Ama İzmir'in alt yapısı ileriki günlerde bu yüksek yapılara ve bu kaliteli konutlara ne kadar hitap edecek? Evet, biz bugün İstanbul'da trafikten şikayetçiyiz.
sıkıntı var. Diyoruz ki Ege'ye, İzmir'e kaçalım. Ama bugün İzmir'de de trafik olmaya başladı. İzmir'e gidiyorsanız, evet. İzmir'de de trafik başladı. Daha bu konutlarda yapılmadı. Lasmanları yapıldı, satılıyor. Evet. Ama daha oturan olmadı. Oturum başlamadı. Göç başlamadı. 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra İzmir gerçekten çok tehlikeli bir noktaya geldi. O zaman çünkü nasıl bir şehir planlamasına gidilmeli? Belki şu noktada değil mi müdahale olmalı? Kesinlikle bu noktada. İzmir gece kondusu çok bol olan bir şehir. Gece kondudan yapısal reformlar yapılırken mutlaka ama mutlaka altyapı şartı getirilmeli. Altyapısı yapılmalı. Altyapı derken kanalıyla gider, temiz su, pis su giderleriyle, yollarıyla. Siz gece kondulara göre bir yol yapmışsınız, gece kondulara göre atık suları yapmışsınız ama bugün üstüne 30 katlı binalar dikiyorsunuz. Orada 4 kişi yaşıyordu, şu an 100 kişi gelecek, 200 kişi gelecek. Otoparklara evet alta üste indirebilirsiniz ama yol ve altyapı İzmir'de gelecek büyük bir tehlikedir. Ben bunu Sayın Başkan'la da bir konuşmamızda İzmir'deki bir kentsel dönüşüm konuşmasında da bunu dile getirdim. Bazı arkadaşlarımız da dediler ki evet Hamit Demir burada doğru söylüyor. İzmir'in gelecekteki en büyük sıkıntısı olur. Bursa aldı başını gitti yerlisi yabancısıyla beraber. İzmir geleceğin güzel bir şehir. İstanbul'da evet bir kaçış başladı ama kaçıştan öte İstanbul'a geliş durursa 15 milyonluk bir nüfus 15 milyon hiç eksilmez. Eksilmesin, artmasın da ama kaliteli yaşam oranları artsın. İstanbul içerisinde olmazsa olmaz Türkiye'de yaklaşan bir deprem var. Bu olmazsa olmaz. Biz mutlaka bu kentsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Yeni bakanımız inşallah bunu el atarsa devletin ve yerel belediyelerin de işbirliğiyle beraber bize destek olurlarsa kentsel dönümde başarılı oluruz. Yoksa bugün kentsel dönüşüm %100'ü de tamamlandı. Buyur gel Hamit Demir sen burayı sana veriyoruz deseler ben inanmıyorum. Çünkü ben Levent'te kağıthanenin üst kısmında 1,5 sene uğraştım. %83 noktasına geldim. %83'ten sonra yol kat edemedik ve bıraktık çıktık. Şimdi belediyeye gittiğinizde bir kişiyle dahi anlaşmazsanız ben bu alanda bir şey yapamam diyor. Herkesle anlaşacaksınız diyor. Ama maalesef ki Türkiye'de %90'ı %95'iyle anlaşıyorsunuz. Bir kişiyle anlaşamıyorsunuz. O yüzden biz kentsel dönüşüm ayağını çok iyi çözmeliyiz. İstanbul'umuzu mutlaka ama mutlaka şehir merkezlerindeki çarpık yapılaştırmayı hızlı bir şekilde modern yapılaştırmayla değiştirmeliyiz. Değiştirmediğimiz takdirde önümüzdeki depremde en büyük zayiati yine biz İstanbul içindeki bu çarpık yapılaşmalarda vereceğiz. Sağlıklı bir kentsel dönüşüme acilikle ihtiyaç var diyorsunuz. O kısmı da soracağım yeniden şehirleşmede artık ki bu konuşulmuştu da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da söylemişti artık yatay yapılaşma da ancak yatay yapılaşmaya yer kaldı mı? Bunu soracağım ancak bir şey de aklıma geldi imar barışı. Mert Bey, imar barışının etkisini nasıl gördünüz sektöre? Sayın Bakan, eski Bakan Öztürk'ün söylemlerine göre Türkiye'deki 26 milyon yapının yaklaşık %60'ı itilaflı. Tabii buradan elde edilecek gelirle birlikte bir imar barışı sağlanacak. Buradaki gelir de %0 faiz ve 3 yıl geri ödemeli şekilde kentsel dönüşüm projelerine aktarılacak. Hatta bu verilecek belediyeler de parsel bazında yenileme yapan belediyeler değil, ada bazında yenileme yapan belediyeler olması bekleniyor. İmar barışına E-Devlet'ten başvurabiliyorsunuz. Yaklaşık 224 bin başvuru alındığı söyleniyor. O yüzden imar barışının olması gereken bir şey. Çünkü hem belediyenin kayıpları var, hem mülk sahibinin kayıpları var. Belediye vergiden bir kayıp yaşıyor. Çünkü arsa üzerinden vergi alıyor. Eğer kat mülkiyeti olsaydı yaklaşık 4-5 kat daha fazla bir vergi geliri elde edebilirdi. Vatandaşın kaybı da mülkünü ipotek olarak kullanamıyor. Gerekli noktada ani sermaye olarak da kullanamıyor. Bu çözümün olması ve bundan sonra da yasal yönetmeliklerin tekrar yeni bir imar barışına izin vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum ben. Cansu Hanım, imar barışına da gibi düzenlemelere ihtiyaç var değil mi?
Şimdi imar barışı bence çok güzel bir şey. Ben bunu deyince birçok kişi kızıyor ama gerçekten olması gerekiyordu. Bundan sonraki düzenlemelerin ama çok sıkı olması lazım. Kimsenin bir metrekare başka birinin hakkını ya da yasal olmayan bir şey yapamıyor olması lazım. Yani bunun arkasından bu yapısal düzenlemeye ihtiyacımız var. Barışmalıydık zaten çok uzun yıllardır. Çok ciddi sorunlar var. Bu sistem biraz değişik bir sistem. Normal imar affı gibi değil. Yürütmesi ve başvurusu farklı bir şekilde çatısı hazırlanmış durumda. Bence bir tane eksik bacağı var. İşlemleri devlet üzerinden kendiniz yapıyorsunuz. İşte projelerinizi çizdiriyorsunuz. İşte zemin raporunuzu hazırlatıyorsunuz yetkili bürolara ama bunu tapuya kadar götürmek lazım. Tapuya götürme kısmı serbest bırakılmış durumda kanuna göre. Yani siz kaçak alanlarınızı kayıt belgesi alıyorsunuz ama o noktada bırakabiliyorsunuz. İsterseniz tapuya götürür tescile devam edersiniz. İsterseniz etmezseniz. Ama mutlaka edilmesi lazımdı. Keşke bu böyle olsa. Çünkü geri dönüp baktığınızda kazanılmış haklar ve diğer çerçeveyi gördüğünüzde tapu herkes için alenidir ve görebilir ve ulaşabilirsiniz. Tapu, siz bir mülk aldığınızda onun geçmişini anlamak için gittiğiniz ilk yer tapudur. Sonra belediyeye gidersiniz. Dolayısıyla hani biraz daha ilerisi de düşünülseydi güzel olurdu. Ben çok destekliyorum. Çok da doğru olduğunu düşünüyorum. İyi de bir gelir olacağını düşünüyorum devlete. İnşallah iyi amaçlarla kullanılır diye de ümit ediyorum. Hadi kısa bir ara diyelim Mehmet Bey. Sizin yorumunuz olacağım ama öncesinde kısacık bir araya gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. Sihirli dünyası seni bekliyor. Tatil planların son dakikaya kaldıysa senin için yaz fırsatları avantajlarla devam ediyor. ETS ile dünyalar senin olsun. Eğer bir sigorta acentesiyle çalışıyorsan, ihtiyaç duyduğunda sigorta acenten anında yanında. Şimdi Toshiba'da bir taşla iki kuş kampanyası var. Siz de hemen yetkili satıcılarımıza gelin, bir klima fiyatına iki iç üniteli multi split klima alma fırsatını kaçırmayın. Oo! Mesela biri salona, diğeri yan odaya. Bir Japon mucizesi Toshiba klima. Hacivler Yatırım veri ekranını sunar. Hacivler Yatırım veri ekranını sundu. Türkiye'de piyasalar kapandığında biten güne dair ilk yorumlar günden kalanlarda. Onu bir tercüme eder misin? Hani senin sakalın var onun için rica ediyorum. Aslı Şafak konuklarıyla gün boyu öne çıkan gelişmeleri, verileri ve rakamları konuşuyor. Sen +2,9 beklemişsin. O kadar yüzde artış olacak. -9 gelmiş. %9 daralmışsın. Bu böyle de tahmin olmaz. Pazartesi Vedat Özdan. Çarşamba Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu. Perşembe Profesör Doktor Burak Arzova. Ve Cuma Hakan Güldağ.
Hepsi çok sevdiğinizi unutmayın. Tamam, para güzel, portföy güzel ama her şey bir yere kadar. Mühim olan sağlıklı olun, sevdiklerinizle olun. Aslı Şafak'ın sunumuyla günden kalanlar hafta içi her gün 17.40'da Bloomberg HT'de. İş dünyasına yeniden hoş geldiniz. Konut gayrimenkul sektörünü konuşmaya devam ediyoruz. Ancak sektörde o kadar gündem başlığı var ki bunlardan biri de imar barışı. İmar barışına ilişkin Cansel Hanım da en sevdiğim konulardan biri dedi. Çok doğrudur dedi. Ancak bunu daha sürdürülebilir kılmak için sonrasında da düzenlemelere ihtiyaç var dedi. Siz nasıl görüyorsunuz imar barışına geldiğimiz noktayı? Siz düzenleme ihtiyacı görüyor musunuz imar barışında belki çok daha verimlilik almak adına? İmar barışı olmazsa olmazlardandı. Bunu da Bakanımız Özal Seki hakikaten çok güzel analiz etti, organize etti ve planlarını yaparak Cumhurbaşkanı'nın önüne de sundu ve uygulamaya geçtiler. İmar barışına 2000 senesinden önce ben hep şunu söylüyorum, seçim gece konduları giriyor. Yani o zaman 5 kat, 10 kat binalar yapıldı. Ruhsat alınmadı, kaçak yapıldı, 4 katsa 5 kat yapıldı, 5 katsa 7 kat yapıldı ve hisseli tapular kaldı. Hı hı. Biraz önce arkadaşımızdan söylediği gibi hem bunda devlet kaybetti hem belediye kaybetti. Devlet neyi kaybetti? Vergilendirmede. Belediye neyi kaybetti? Çevre vergisinde ve kat itibar vergisinde kaybetti. Evet, devlet bir imar barışı çıkarttı. Bir bedel topluyor ama bedelden çok imar barışında vatandaş faydalanacak. Çünkü ticari alanlarda ruhsat alamıyordu. Mevcut yapı şimdi imar barışına faydalanıp mevcut sisteme göre de bir ruhsat alacak. Her zaman kaçak muamelesi yiyip zabıt yemeyecek. Bir ikincisi bir dairesi varsa hisseli ise hangi katta olduğunu bilmediği bir dairenin katını, kat ittifakının oluşması ve kat ittifakında hangi katta olduğunu bilmesidir. Evet, tapuya gitmedi ama bugün siz bunu imar barışında müracaatlarınızı yapar, işlemlerinizi yaparsanız, projenizi oluşturup tapuya götürüp tescil etme hakkına da sahipsiniz. Çünkü imar barışında diyor ki siz mevcut yapıyı tuttuğunuz müddetçe ben sizi tapu, kat ittifakı ve iskan belgesi gibi size bunu sunuyorum. Hı hı. Ama ne zaman ki bunu yıkarsanız geriye döneceksiniz. Eski imar durumu veya mevcut imar durumuna göre yapacaksınız diyor. İmar barışı olmazsa olmaz çok güzel. Yalnız sadece imar barışını kentsel dönüşüm alanlarında belirli bölgelerde de işte ada içinde birkaç binaya da bunu sağlarlarsa sonraki süreçte kentsel dönüşümün önünü biraz daha tıkamış oluyor. Bunun ayırt edilmesi lazımdı. İmar barışı işte hangi şu 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 bölgelerde, şu 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 yapılarda, kentsel dönüşüm alanlarındaki alanlarda imar barışına girilmeyecek gibi bir ayrım yapılsaydı çok iyi olurdu. Çünkü o oraya bir masraf yapıyor, kendini yasallaştırmış oluyor. O zaman ne oluyor? Sektör oyuncusu karşısına geçtiği zaman biraz daha işi zorlaşmış oluyor. Çünkü yasal bir belgeyle karşısında oluyor. İstanbul içerisindeki kentsel dönüşüm alanlarının hepsi çoğu kaçak. %80'i, %90'ı. Ya balkonu kaçak, ya çatısı kaçak, ya katı kaçak. O yüzden bunlar yasallaştığı zaman arsanın, parselin içerisindeki komşu parsele tecavüz yoksa parselin içerisindeki yapının evet, tamamını yasallaştırmış oluyor. Bir tehlikesi bu. Onun haricinde imar barışı özellikle de Anadolu'da çok ihtiyaçtı. İstanbul'a çok ihtiyaçtı. Ben hep diyorum 2000 senesinin öncesindeki seçim gece kondurlarını yasallaştırmak bu millet için iyi oldu, vatandaş için iyi oldu. Ama vatandaş burada çok bilinçli değil. Biraz daha belediyelere müracaat ederek, belediyelerin o bölüm birimlerine müracaat ederek, bilgi alarak başvururlarsa çok iyi olur. Çünkü kat ittifakı olan bir insan da imar barışına müracaat ediyor. Hisseli de olan ama kat ittifakı olan bir insan İskan için, iskan alabilmesi için müracaat etmesine gerek yok. Kaçağı, göçeğe, şuyu buyu yoksa. Ama hisseli tapular veya parselin tamamında tecavüzlü yapıların mutlaka ama mutlaka imar barışına müracaat ederek kendi kullandıkları alanları yasallaştırmalarında fayda var.
Çok teşekkür ederim. Çok detaylı bir şekilde aslında bir yol haritası da çizdiniz. İmar barışından bugüne kadar yararlanmamış ancak yararlanacak olanlar açısından. Biraz da bu işi daha hani mimari açıdan bakalım mı? Şehirleşme ve planlama dediğimizde çok da göz ardı ediliyor. Hep fiyatları konuşuyoruz. İşte konut kredi faiz oranlarını, kentsel dönüşümü konuşurken ancak mimari açıdan İstanbul özeline başlayınca bakacak olursak dikey yapılaşmanın çok yoğun olduğu, kentin kendi silüetinin bozulduğu, kendi mimari özelliklerinin, dokusunun bozulduğu bir İstanbul ön plana çıkıyor. Bu kuşkusuz İstanbul'un aslında kültürel mirasından da büyük bir kayıp oluyor. Çünkü eski yapıları, mimarilerini kaybediyoruz. Ve kentin marka değerini de aşağı çeken olgulardan biri. Bu kapsamda neler yapılabilir? Belki buna yönelik de bir denetim getirilebilir mi? Ne dersiniz? Bildiğiniz üzere yeni imar yönetmeliğinde artık 60 bin metrekare üzeri olan projelerde avan proje zorunluluğu kaldırarak yerine silüet onayı zorunluluğu getirildi. Bu tabii ki önceden deneyimlediğimiz İstanbul'un silüetini bozan o yapıların bir şekilde önüne geçilmesini sağlayacak. Bunun dışında bahsettiğimiz gibi Suriç olarak adlandırılan bölgede dikey yapılaşmadan ziyade yatay yapılaşmayla ve buradaki yapılan binaların da dış cephelerinin belediye tarafından regüle edilmesiyle bu silüet sorunlarını çözebileceğimize inanıyorum ben. Peki Cansan Hanım, sizin yorumunuzu alayım. Biraz önce bahsederken siz hafif gülümsemiştiniz de. İstanbul'da belki ne kadar kurtarabiliriz? Kentsel dönüşümde bir miktar belki. Yani belki kentsel dönüşümde bir miktar kurtarabiliriz. Ama yani onun dışında baktığımızda kaybettiğimiz çok ciddi bir şey var. Mesela Fikirtepe duvarı diyorum ben o bölgeye. Yani maalesef. Çok ciddi bir çirkin bir yapılaşma var orada. O bölgede çok yoğun bir yapılaşma var. Altyapısı tamamlanmamış bir yapılaşma var. Ve bu bilerek ve gelerek, yani gördük 10-12 senelik periyotta o geliyorum dedi ve geldi şu anda. Tabii ki barınma sorununu çözdük, evet, ama geri dönüp baktığınızda çirkin bir süleyt oldu. Bu birçok bölgede benzer. Esenyurt, Beylikdüzü'ndeki yüksek yapılara baktığımızda. Keşke bunu, keşke bunları bölgeselleştirebilseydik de hani belli bir bölgede yoğunlaşsaydı 8-10 bölgede, diğer kalan bölgelerde yatay yapılaşmayı koruyabilseydik, o zaman güzel bir süleytten bahsedebilirdik ama bence artık hani geç kaldık. Şimdiden sonra tabii bir şeyler yapabilmek iyi ama olanları değiştirmek çok mümkün değil. Belki bir miktar kentsel dönüşümle değiştirilebilir, o kadar. Peki evlerin nitelikleriyle de ilerleyelim. Özellikle genel trend yurt dışında hani nasıl evler, binalar ön plana çıkıyor? Daha çevre dostu mu, daha yeşil, enerji tasarruflu, akıllı binalardan bahsediyoruz da Türkiye'de bunun yüzde kaçı yapılıyor? Pek fazla değil. Akıllı proje diye geliştirilen projeler de o aslında bildiğimiz akıllı projeler diye uluslararası, evet, anlamda. Yurt dışında trend güneş enerjisini çok kullanıyor projeler. Artık çiftlik evleri, bağ evleri, köy evleri dahil yurt dışında ahırın üzerine, evet, enerji sistemini koyup kullanıyor ve bunun için krediler var. Dolayısıyla enerjiyle devlet ilgili devlet destekliyor. Avrupa'daki hemen hemen neredeyse bütün gelişmiş ülkelerde bunu görüyorsunuz. Bizim bu yani bir eksiğimiz. Bunu tamamlamamız gerekiyor. Bunun için de bir eminim yani sistem yaratılabilecek durumda. Bizim şu anda akıllı ev dediğimiz sistemler, hani rezidans dedik, aslında onlar biraz daha servis hizmetli konutlar yurt dışında. Biz burada onu lüks konut olarak, kelime olarak kullandık. Akıllı evi de farklı kullanıyoruz tabii doğal olarak. Biraz daha kendi kendine yatan ev gibi düşünüyoruz. Ama çok fazla uygulaması yok. Önümüzdeki dönemde bence Türkiye için fırsat olan alternatif enerjilerden yararlanabilir evler olacaktır. Bence onun üzerinde çalışılabilir. Mert Bey, siz projelerinizi geliştirirken bu kapsamda dikkat ediyor musunuz? Tabii, artık teknoloji çok erişilebilir bir noktaya geldi. Biz de projelerimizde güneş enerjisinden faydalanarak ısıtma soğutmada yeşil olarak adlandırdığımız enerji sistemlerini kullanıyoruz. Tabii bunun dışında teknoloji ulaşılabilir dedik. Artık her şey çok basit. Yani insanlar iş dışında geçirilen zamanlarını kaliteli geçirmek istiyorlar. Evlerine, konutlarına geldikleri zaman otoparklara girmeleri otomasyon sayesinde oluyor. Oradan evlerine çok rahat bir şekilde çıkabiliyorlar. Biz de bu yeşil sistemleri projelerimizde kullanıyoruz. Son bir dakika içerisinde sizden de alayım Hamit Bey. Bu akıllı evler yüzde kaçlık bir maliyet artışı, ancak yıllar içerisinde geri dönüşümü çok daha yüksek oluyor. Biraz da bu cepheden bakalım mı? Şimdi Türkiye'de akıllı ev sistemi yapılıyor. Sosyal konutlar değil. Hakikaten lüks konutlar yapıyoruz. Siteler yapıyoruz. Biz yapıyoruz çünkü.
hamamlar, saunalar, fitness alanı, açık havuzlar, kapalı havuzlar, sosyal yürüyüş alanları, otoparklar. Biz Almanya'da da Ukrayna'da da proje yapıyoruz. Almanya'da ve özellikle Berlin'de, Potsdam'da proje yapıyoruz. Oradaki otoparkı bile ne satıyorsunuz? 13 bin euroya, 15 bin euroya. Sosyal alan yapıyorsanız satıyorsunuz. Depo yapıyorsanız satıyorsunuz. Evet, Almanya enerji, güneş enerjisinde en çok faydalanılan ülke. Türkiye'de biz bunda geri kaldık. Biz Demir İnşaat Ol, Demir Grup olarak da Demir Enerji diye şu an Konya'da bir Konyalı bir ortağımız da Hasan Tarhan'la beraber 250 megawatt senelik panel üretimine girdik. Ve biz şu an Çorlu'da da bir organize sanayi sitesi başlıyoruz. Onun üstüne de güneş enerjisinde enerjimizi kendimiz üretecek sistemlere bundan sonraki projelerde cephe panelleri ve çatı panellerine üretimine de giriyoruz. Önümüzdeki günlerde çok güzel projeler yapacağımızı da inanıyorum. Evet, üretici olarak da yer alıyoruz diyorsunuz. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Eva Gayrimenkul ve Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı ve Lensyapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu'ya diyor ve bugünlük bir iş dünyasını burada noktalıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından Hande Demirel piyasa hattıyla sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.